basit olarak, hazne olarak bunun büyüklüğü daha fazla olduğu için bu modeli tercih et. Hayır, bunun kapasitesi daha fazla. Tamam. Ya dur bir yana. Dyson Türkiye sitesinden aldım. Dyson, Burada dur. Dyson Türkiye. Tamam, bir de. dur, Dur. orası da ekleyeyim. Aşkım onu nasıl kes sen. Tamam, ben uzun Tamam. cümle söyleyince karıştırıyorum. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Eşimin aldığı Dyson kablosuz süpürgenin kutunun açılımını sizlerle birlikte yapacağız. Önce kutuyu açıp ondan sonra süpürge ile ilgili bilgileri vereceğim. Ben Dyson'ın V10 modelini seçtim. V12 aklımdaydı ama Dyson'daki çalışan personellerle görüşten sonra kapasite olarak, hazne olarak bunun büyüklüğü daha fazla olduğu için sonradan fikir değiştim. Bunun 9 parçası var. Kutuyu açtığımızda Dyson'la ilgili bazı evraklar var karşımızda. Burada bir kare kod var. Bu kare koda bağlandığımızda Dyson'ın sitesine giriyoruz. Bu siteye girdiğimizde ürün ve kendi bilgilerimizi giriyoruz. Ürünün garantisini başlatıyoruz. Aynı zamanda ürünle kendi bilgilerimizi eşleştirmiş oluyoruz. Şöyle bir zarf var. Kullanma kılavuzumuz var. Evet, burada da Dyson'ın parçaları var. Şimdi kutu içinden çıkan ürünleri tek tek size tanıtacağım. Evet, görüyorsunuz da ürünün uzatma borusu turuncu renk. Burada eşim de bana yardım ediyor. Aa, çalışarak geliyormuş. Şarjı var sanırım şu anda. İşte bütün sihir bu arkadaşlar. Burada minimum, orta derece ve max derece çalıştırabilmemiz için düğmesi var. Ekranı dijital değil, böyle manuel şekilde. 12 modeli şeklindeydi. Manuel şeydi, dijitaldi. Bunu da bir kere bırakıyoruz. Bu şekilde iki tane oynar başlıklı arası var. Şuraya bastığımızda hareket ediyor. Bu kanepelerin altına süpürgenin daha rahat girebilmesi için, eğilmesi için bir boru. Hazne ile bu boru arasındaki bağlantı. Bunu da koyalım. Böyle bir aparat çıkıyor içinden. Bunu da koyalım. Bu parça ince yerlerde tozlar alabilmek için böyle ince bir başlığı var. Bu da aynı şekilde. Şöyle fırçası var. Masadaki tozları alabilmek için. Yine böyle. Böyle şarj istasyonu var bu şekilde. Ve onun 3 modeli var. Biz 8 başlıklı olanı seçtik ve evet, sıra şu kısımları. Öyle de kamerada göstereyim. Yani asıl işi bunlar yapıyor zaten. Yine aynı şekilde oynar başlık her tarafa dönebiliyor. Bileği yormayacak şekilde dizayn edilmiş. Burada da aynı şekilde bir tane daha var. İki tane bu şekilde başlığı var. Buradaki ters zeminlere uygun. Bakın şöyle türlü bir yapısı var. Parkelerdeki tozları daha iyi alabilmek için. Bu da sert halılara uygun. Bunun daha farklı yapısı. Şöyle ikisini yan yana koyalım. Bu şekilde. Burada da son kutumuz kaldı. Burada da yine böyle tozları alabilecek farklı bir başlığı var. Bu da yatakları sürmek için küçük başlığı. Da bu şekilde. Bunu bayağı şey övüyorlar. Yatağı süpürdükten sonra toz çıkıyormuş. Biz de deneyip göreceğiz bakalım. O kadar metrekleri kadar yataktaki tozu çıkabiliyor mu? Da bu şekilde. Başka da kutumuz kalmadı. Aparatları bu şekilde. Şarj kablosu da bu şekilde. Bu şekilde duvara nasıl monte edeceğimizi gösteren bir kılavuz da çıktı. Biz de bunlara bakarak kurulumunu yapacağız. Kutu açılımı bitti. Şimdi süpürgeyi çalıştırıp kurup videoyu sonlandıracağız.
Şimdi kurulum aşamasında eşimden yardım istiyorum. O yapacak. Merhabalar değerli dostlar. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki yorum ilk kısmına çok karışmak istemedim. Eşim yapsın istedim. Çünkü bu daha çok bayanlara hitap ettiği için. Şu birkaç bilgi de vermek istiyorum. Tabii şimdi Dyson ürünleri gerçekten çok özel ve kalite gerektiren bir ürün. Ondan dolayı da hani bunları satın alırken doğru yerden almak, açılışlarını yaparken, parçaları tanımlarken doğru tanımlamak çok önemli. Biz elimizden geldikçe doğru yapmaya çalıştık. Şimdi videonun sonuna gelmeden de bir kuralım ve çalıştıralım istedik. Evet. Şimdi önce çıkan şu turuncu renkteki boruyu buradaki hazneye şöyle göstermeye çalışıyorum. Evet, şu şekilde direkt taktığımda zaten bir tak sesi geliyor. Ama buraya basarak da zaten çıkarabiliyorum. Biz şu şekilde taktık. Devamında yine aynı şekilde buradan burayı da şu şekilde takarak gene aynı şekilde şey yapabiliyoruz. Evet, ürünümüz bu şekilde hazır görünüyor. Şimdi yer bir tane halıyı süpürürken videosunu çekip artık videoyu kapatalım. Evet. Şu anda orta seviyede süpürüyorum. Yüksek seviye. O zaman bayağı bir zorluyor. O yüzden orta seviye daha uygun. Bu şekilde. Evet, ürünümüz de bu şekilde. Daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın.